Sana bir itirazım var Erkan Türk'ten, Tabii ee, e, o da şu, e, 1994 yılında Erdoğan'ın İstanbul İl Başkanı iken e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda bölünen asıl sol değil, e, aslında herkes bölük bölçük. Biliyorsun 1900 e, şeyden sonra 1982'den sonra yapılan ilk seçimlerde 1983 yılında Adalet Partisinin devamı CHP'nin devamı Milli, Seva Milli Selamet Partisinin devamı ve MHP'nin devamı olan siyasi partileri seçimlere sokmadılar. 3 siyasi parti katıldı Milliyetçi Demokrasi Partisi Anavatan e, Partisi ve bir parti daha ne olur e, adı aklıma gelmiyor Halkçı Halkçı Parti üç siyasi parti yani üç merkezi ifade eden bu katılmayan siyasi partiler daha sonra 1987 yılındaki seçimlere katıldılar. Yani MHP, MHP, olarak CHP kapalı olduğu için sahabe olarak Adalet Partisi de DYP olarak seçimlere katıldı. 1994 yılında İstanbul'da merkez sağ aslında şeyin karşısında söyle Refah Partisi'nin adayı Erdoğan'ın karşısında ikiye bölündü. DYP'nin adayı şeydi Bedrettin Dalan, Anavatan Partisi'nin evet. adayı da İlhan Kesici. İlhan ve o gün Doğru. Be Bedrettin Dalan'ın aday olması İlhan Kesici'nin aslında seçilmesini engelledi. Yani o seçimlerde ikinci olan Erdoğan'ın hemen arkasından gelen İlhan Kesici'ydi ve ilginç o gece saat 12'den önce bugünkü gibi hatırlıyorum İlhan Kesici'nin seçim kazandığı açıklandı ama İlhan Kesici yaptığı basın toplantısında böyle net bir açıklama yapamadı hale devam ediyor diye. O dönemde yine Sahabenin adayı Zülfü Livaneli, şeyin adayı söyle CHP'nin adayı da ilginç olarak daha sonra AK Parti'ye katılan ve Kültür Bakanlığı yapan Ertuğrul adını belki izleyicilerimiz nasıl? Ertuğrul Günay mı? Evet Ertuğrul Günay'dı. Yani Ertuğrul Günay'ın oyuyla şeyin oyu Zülfü Livaneli'nin oyu toplansa da seçim kazanmasına yetmiyordu İstanbul'da. Yani kısacası söylemek istediğim olay şu. Şimdi asıl başka bir konuya geleceğim. Böyle tarih doğru bir doğru. Yol. İyi hatırlattınız. Çünkü ben de Tarih'e not, sağda not doğru. Ha, not olarak e, açıklayayım diye söyledim. Şimdi şimdi Meral Akşener'in Meral Akşener'le tabii gündeme getirdiğin komple teorisi olarak belki bir yan izleyicimiz bakabilir ama bu Erkan Türklerin iddiası yani o farklı bir pencereden bakıyor ama asıl olay şu. Hemen ekrana vereceğim. Evet. Şunu da buradan ekrandan alacağım. Şimdi bugün bugün Özgür Özel sabah gazetesinde manşet oldu. Dedik ki çok sert bir muhalefet yapacağız ama makamlara da saygıyı elden bırakmayacağız. Yani makama saygıdan asla taviz vermeyeceğiz dedi. Yani aslında asıl soru şu yani siz e, Erdoğan'a muhalefet yaparken Erdoğan hem iki koltuğun altında iki kor şey karpuz taşıyor. Bir taraftan AK Parti Genel Başkanı, bir taraftan Cumhurbaşkanı. Yani onu nasıl ayarlayacaksınız sorusunu sormak gerekiyor. Birincisi bu ama Sabah gazetesi bunca yıl sonra ilk defa pozitif anlamda, pozitif anlamda söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı nasıl manşet yaptı? Bu bir. iki Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a yönelik olarak farklı bir el uzattı. 3. Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'a bir el uzattı. Emine Erdoğan'la beraber ortak projeler yapmak isterim dedi. Sorum şu, yani İyi Parti'nin tarihi olduğu görülen ki ben kendi değerlendirmeme de söyleyeyim. İyi Parti'nin dörde bölüneceğini düşünüyorum. Birinci parçasının işte bir genel başkan kim seçilirse onunla beraber yola devam edeceğini İkinci olarak bir parçasının Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceğini düşünüyorum. Bir parçasını bir parçasının MHP'ye, bir parçasının da Yavuz Ağır Ağır Alioğlu'nun kuracağı partiye doğru yöneleceğini düşünenlerdenim. Önce bunu söyleyeyim. Yani kısacası bu aslında tarih sahnesinden o oranı yüzde birlerin altına düşmüş bir iyi parti olarak yer alacağını gösteriyor. Bugünden yani yarın çok olan üstü ne olur bilmiyorum ama bugünden görünen bu Şimdi tam da geçmiş itibariyle ta 80'li yıllardan itibaren iki merkezli bir siyasi oluşumun adımları mı atılıyor? Bir, iki, 2028 öncesinde Erdoğan'ın yumuşak bir şekilde yumuşak bir şekilde tasfiye edilmesiyle ilgili olarak bir süreç mi hazırlanıyor? Bu evet. habere bakın. Harika. Erdoğan'ın tasfiye edilmesinden ziyade görev devir teslim töreni diyebiliriz. Erdoğan'ın tasfiyesi mümkün değil. Hiç kimse Erdoğan'ın tasfiye edileceğini söyleyemez. Erdoğan çok danışıklı bir şekilde görevi buraya bırakacak. Hatta küresel kadronun Erdoğan'dan görevi alırken yumuşak bir şekilde İmamoğlu'na görevi bırakma projesi var. Bunu zaten yabancı dergiler yazdı. Bugün İmamoğlu'nun İstanbul'da kazanmasının belki de sebeplerinden birisi bu projeyi Erdoğan'ın da bilmesiydi. Yani Erdoğan İmamoğlu'nun önünün açıldığını çok iyi biliyordu ve bu yüzden çok da etkili bir muhalefet olabildi mi veya şöyle söyleyelim. Bugün Ekrem İmamoğlu aslında bu süreçte çok fazla bir muhalefet yapmadı veya çok fazla bir propaganda yapmadı. Erdoğan'a geldiğimizde ise öyle anlaşılıyor ki çok içselleştirilmiş, sindirilmiş ve kabul edilmiş bir seçim sonucunu şu anda başının üstünde taşıyor ve bununla ilgili de mesajı aldığını söylüyor. Ben size daha ayrı bir noktayı söyleyeyim. Erdoğan'ın aldığı mesaj halktan aldığı mesaj değil. Erdoğan hiçbir zaman halktan bir mesajı değerlendirmedi. Erdoğan halktan bir mesajı değerlendirmiş olsaydı bugün çok farklı bir kulvarda olurdu. Çünkü halkın ona verdiği mesajlar çok çok farklı. Mesela bakın, bunu biz pandemi döneminde de yaşadık, Gazze soykırımı döneminde de yaşadık. Yani tabanın ona verdiği mesaja uyan bir Erdoğan profili yok veya İsveç, İsveç'in NATO'ya üyeliğinde de aynı şekilde. Ha birkaç defa geri adım attığını gördük tabii ki. O da olsun, o kadar. Mesela bir yabancı. Ekonomik verileri analiz eden bir şirketle çalışması söz konusuydu. Hatırladığım kadarıyla bir danışmanlık şirketi. Şimdi unuttum ismini. O danışmanlık şirketinin hükümetle birlikte çalışmaması için bir propaganda yapıldı. Ve ardından bundan vazgeçtiğini söyledi. Rahip Brunson meselesinde de öyle kitlesini dinleyen bir Erdoğan yok. Erdoğan kitlesini dinlemezken çok iyi manipüle edebildiğini bildiği için bunu yapıyor. Yani... O yüzden kitlesini fazla takan bir lider değil. Bakın şimdi bir şey daha açıklandı. Dendi ki bundan sonra İsrail'e bir takım yaptırımlar uygulanacak dedi. Kim? Dışişleri yani bak. İstersen, oraya, istersen oraya biraz sonra geçelim. Tamam biraz sonra. Bir oradaki olayla birlikte geçelim. O zaman öyle yapalım. Hemen orayı atlıyorum. Yani evet. şunu demek istiyorum. Aslında öyle kitlesinin sesini çok dinleyen bir lider değildir Erdoğan. Ve buna rağmen iktidardadır. Çünkü kitlesini iyi manipüle edebilen bir liderdir. Bunu başaran bir liderdir. Yön verebilen bir liderdir. O yüzden de şimdiye kadar e, belki kitlesinin aleyhine çok şey yaptığı halde iktidarda kalmıştır. Buraya nereden geldik? Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan geldik. Bakın İmamoğlu'nu seçen aslında Chatham House'lar. Ve Mansur Yavaş'la da hareket eden onlar. Bu tür insanları bir yere koyarsanız, üst sıralara koyarsanız partilerde onlara yetkin bir takım adımlar atabilecekleri imkanları tanırsanız onlar elbette ki bir şey olur. Yani siz CHP'nin üst kademesine şapkayı da çıkarsanız odunu da çıkarsanız şapka da adam olur, odun da adam olur. Zaten bunu AK Parti'de de aynı şekilde düşünmekte fayda var. Bu kadar yeteneksiz insanın, beceriksiz insanın meclise girebilmesi veya yetkin rollere sahip olarak karşımıza çıkması tesadüf değil. Bu kadar beceriksizliğin yüceltilmesi ve iktidara getirilmesinin tek sebebi arka kapılarda, chatham house'larda küreselci kadroların isteklerinin yerine getirilmesi bunun gibi mekanlarda böyle oluyor yoksa Binali Yıldırım gibi tahtaya ismini yazamayan veya yumuşak g ile g arasındaki farkı bilmeyen bir kişinin kalkıp başbakan olması bu ülkede mümkün değil. Bu olabiliyorsa ve bize komik geliyor ama bütün bunlar olabiliyorsa bu beceriksizliğin ve yeteneksizliğin iktidar olmasının istendiği için böyle bir profilin aranması gerekiyor ve bulunması gerekiyor ve bu profiller özel olarak seçiliyor. Özgür Özel, Özgür Özel de aynı profildir. Özgür Özel bilerek oraya konumlandırılmış ve şu anki açıklamasıyla aslında Erdoğan'ın 22 yıllık iktidarının yumuşak bir geçiş devir teslim töreniyle sonlandırılması gerektiği için görev almış bir kişi figür olarak karşımıza çıkartılıyor. Kim çıkartıyor bunları karşımıza? Derin devlet aklı diyorlar ya. Londra'da bir akıl var. Bu akıl dizayn ediyor. Bunlar oynuyor. Diyorlar ki şimdi bu gelsin bu olsun. Mesela ben size şunu soracağım. Ekrem İmamoğlu'nun ismini biz adaylıktan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaylıktan önce biliyor muyduk? Hayır. Ekrem İmamoğlu'nun yetkin olabileceğini biliyor muyduk? Hayır. Ya bu adam hiçbir şekilde meydanlara çıkmadı. Halka konuşmadı. Bir belagati olup olmadığını bilmiyorduk. Bir ilçe belediye başkanlığından birden getirildi. Ama neden getirildi? Çünkü halkın zaten Binali Yıldırım'a büyük bir tepkisi vardı ve İstanbul'da bir rant ekonomisi dönüyordu. Artık AK Partiler sıkıldı. Ben iddia ediyorum. O dönem çok iyi bir reklamla çok fazla da para harcamayarak karşısına odunu koysanız ama bir partiden mesela CHP'den olacak. Çünkü CHP kurumsal ismi var. CHP'ye odunu koysanız o an odun seçilirdi. Bu yüzden bunu çok iyi biliyorlar bu partileri dizayn edenler de bunlara yön verenler de liderleri seçenler de bunları çok iyi bildiği için bir yığın beceriksiz adamı biz mecliste veya partilerin başında görüyoruz. Veya başkan yardımcısı olarak görüyoruz. Ben size şunu söyleyeceğim. Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ne kadar üyesi varmış? 70 bin üyesi varmış. E galiba yanlış hatırlamıyorsam. 20 bin mi 30 bin mi oy aldı. Hadi 30 bin olsun. Yani toplam oyu. Ama bu adam meclise sokturdu kendini. Yani bunlar milletvekili olabildi. Sistemin nasıl kurgulandığını iyi idrak etmek için söylüyorum. Peki bunlara parti kurdulurdu. Bunlar büyük reklamlar yaptılar. Babacan da dahil muhteşem para akıttılar. Bu kadar becerik... Erkan, e, Erkan 34 bin oy almış. Ya i̇şte 34 bin almış tamam. 34 yani bin, bin oy e, tamam. Başkanlıklarda 34 bin 212 oy almış meclislerde de 51 bin 12 oy almış. Tamam. yani asıl yani oyla hiç... meclis yani 50 bini geçmiş. Şeyi geçmiş Doğu Perinçe'yi. Geçmiş evet o muhtarlıkta 50 yılda güçlüydü. 40 bin yapabilmişti Doğu Perinçek. Ee, Davutoğlu da 3 yıl içerisinde 50 bini geçmiş. Bu onlar için tamam, büyük başarı. ama Doğu Perinçek muhtarlıkta güçlüydü yani. O Doğumu, O, 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 o ayrı. dipten gelen bir dalga yakaladı. Ee, bir evet yıllardır hep dipten ben, geliyor o dalga. Evet, Doğu Perinçek kaç senedir se 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 parti i̇şte. lideri? Kaç senedir? İşte. Kaç yıldır Vallahi var Doğu Perinçek? Ben bildiğim 1970 öncesi de dahil olmak üzere... Türk siyasal hayatında yaklaşık olarak 54 yıldır tamam. yoluna devam ediyor. Tamam 54 demeyelim. 50 diyelim, azaltalım. Ya 40 diyelim. Ya tamam boş ver 40 diy 30 diyelim ya. 30'a da razıyım ya. 30 yıldır. 30 yıldır dip dalgayı getiriyor Doğu Perinçek. 30 yıldır hep dip dalga geliyor diyor. Yani başarılı bir siyaset mi? Evet, bu derece özgüven bakımından başarılı yani. 30 sene, 50 yıldır ama 30 senedir yani. Tamam, şimdi ben... Gatlar, şuraydı... Gatlar Kerim diyor ki sırlarda gedik açmış. <laughs> yani ben size bir şey söyleyeyim. Hem Babaca hem Davutoğlu aslında mecliste yer almaması gereken figürler ve taşıdıkları milletvekilleri bakımından milleti ne derece temsil ettikleri şaibeli. Ama sistem öyle bir sistem ki bunları işte Türkiye'nin meclisine sokar, ve halkın temsilcisi olarak sizin karşınıza çıkartır. Peki bunları uzaylılar seçmediğine göre, biz insanlar, faniler seçtiğine göre. O halde halk neden bu oyuna geliyor? Çünkü halk şuna bakıyor, kişiye değil, partiye bakıyor, partiye. Diyor ki ben parti odun da koysa ben odunu seçerim diyor. Ya eğer seçmiyorum diyorsa normal seçimlerde... 34 bin oy almış bir kişiyi meclise taşıyan kim oluyor o zaman? Kim taşıdı bunu? Eğer ben yok, ben çok kararlı bir seçmenim. Kılıçdaroğlu taşıdı. E, ama Kılıçdaroğlu tek başına mı taşıyor? Yani. E, Çünkü Kılıçdaroğlu koyuyor. taşıdı. Biliyorsun, milletimiz bir liste yapıyorsunuz, milletin önüne koyuyorsunuz, oy kullanıyor. Ee, Gelecek partisine 10 milletvekili, Saadet partisine 10 milletvekili, e, devaya 15 milletvekili, Demokrat Parti'ye de 3 milletvekili verdi. 38 milletvekiline dört siyasi parti altılı masada kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediği için rüşvet verdi. Evet verdi yani böyle bir olay oldu. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Parti'ye de baktığımızda çoğu kişinin siyasi kariyerini belirledi ya Kemal Kılıçdaroğlu. Yani belki hayatında hiç meclisi göremeyecek insanları meclise taşıdı. Böyle bir özelliği oldu onun da. Yani tabii kimileri daha önceden meclisle milletvekili yapmışlardı iki dönem yapmışlardı. Ama bir şey yapardı. daha söyleyeyim. Ama Davutoğlu tamam Davutoğlu yapmıştı babacan yok, yapmıştı. ama. yok ama Davutoğlu değil kendi gelecek partisinde de daha önce milletvekili yapmış Devada da sade partisinde de vardı. Tamam ama, ama dediğin gibi kendi partileriyle seçimlere girseler belki e, belki diyorum belki iki üç milletvekili çıkarabilecekken 38 tane milletvekili çıkardılar. Şimdi. Buradan buradan söyleyeceğim olay şu tabii senin genel izleyicinin çok iç siyaset yaklaşımını beğenmiyor. Ya yani beğenmiyor derken e, onlar daha çok böyle küresel politikalar üzerine konuşmanı evet. istiyorlar ama şunu ifade etmek isterim ki sevgili izleyiciler. Aslında yerel diye baktığınız yani Türkiye siyasetini yerel olarak değerlendirecek olursanız küresel politikalardan çok bağımsız değil. Oyun kurucular sonuçta küresel güçler. Çünkü bugün eğer e, Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu e, İngiliz medyasına demeç verirken şöyle bir şey yapıyor. E, altını çiziyor. Diyor ki tek bir kişinin iradesinin devlete hakim olduğu politikaları terk etmezse Erdoğan için söylüyor <laughs> siyasi geleceği için endişelenmeli. Erdoğan seçmenin mesajına almaması ve aynı şeyleri yapmaya devam etmesi halinde siyasi ömrü kısalacak her şeyi onun elinde diyor. Yani bu şunu demek yani kardeşim önlemini al, siyasi ömrünü uzat mı demek istiyor? <laughs> yoksa yani hem onu yoksa bak, benim de gündüz 16 yayınında söylediğim gibi hem Özgür Özel'in açıklaması hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Dilek e, İmamoğlu'nun açıklamasına bakınca Erdoğan'la ilgili yumuşak bir geçiş süreci hazırlanıyor diye merak ediyorum. Tekrar e, bakın bakın Levent Küntekin açıklama yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu aslında kaybedeceği bir seçime bile bile girdi dedi. Ve hatta bunu biliyorum. Çoktan bu devlet elimizin altından kayıp gitti gibi bir söylemde bulundu demişti Kemal Kılıçdaroğlu bana ben bunu açıkladığımda. Yani Levent biz çoktan kaybettik demişti dedi. Yani çoktan devletin idaresi elimizden gitti demek istemişti. Peki neye binaen bunu söyledi Levent Gültekin? Çünkü devleti dizayn edenler Türkiye'de dizayn etmiyor ki başkaları dizayn ediyor. Ya şu izleyicilerimiz gayet açık şekilde artık bunu kafalarına soksun. CHP diye bir parti yok. AK Parti diye de bir parti yok. Bunlar küresel politikaları getirmek için insanları sadece oyalayan, illüzyona tabi kılan, sevk eden bir takım oyuncaklar. Zaten bizi izleyenler, takip edenler durumun çok farkındalar. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ümit Özdağ bakın bunlar Tayyip Erdoğan'dan ayrılamaz kişiler. Bunlar Tayyip Erdoğan'ın liderliğine e, su taşımak yani şöyle eğer Tayyip Erdoğan bir barajsa, bir setse, bir suyu tutuyorsa bu liderliğine su taşıyıp onun kontrolünde bir salınım yapılmasını sağlamak zorundalar. Çünkü küresel efendiler denilen kişiler kendilerine bunu diyenler zaten Tayyip Erdoğan'ı seçtiklerini Kılıçdaroğlu'na da söylediler, İmamoğlu'na da söylediler ve şunu söylediler. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın ömrü bizim isteklerimize bağlı. Bizim isteklerimizi de gerçekleştirmesine bağlı. Sizin ömrünüz de bizim isteklerimize bağlı. Eğer bunlar kendi ömürlerinin onların isteklerine bağlı olmadığını düşünseler Uluslararası kuruluşlardan olur almak için seyahatler yapıp o seyahatlerde bunların toplantılarına katılmazlar. Ben Mansur Yavaş'ı neden Chatham House'da görmek zorundayım? Ben Ekrem İmamoğlu'nu neden Çetin House'da görmek zorundayım? Ben Erdoğan'ı neden Chatham House'da görmek zorundayım? Onlar bizim Türkiye'deki bir toplantımıza geliyorlar mı? Veya biz dizayn edebiliyor muyuz bir İngiliz başbakanının, Türkiye'deki bir toplantıya sürekli geldiğini siz duydunuz mu hayatınız boyunca? Bunlar niye gidiyor? Bunların gitmesinin tek sebebi var. Onlar orada kulaklarına fısıldanan şeyleri iyice belleyip Türkiye'de papan gibi tekrarlayan kadrolar. Çünkü o kadro şunu yapıyor. Bana muhalefet görevi verildi. Muhalefette de sınırım bu. Özgür Özel'e demişler ki muhalefet yap ama muhalefetteki sınırların Erdoğan'ı korumak olsun. Sert muhalefet yapacağım de yine bir kitleyi elinde tutmaya çalış ama Erdoğan e, senin bir dokunulmazın haline gelecek denmiş. Özgür Özel bu planı gerçekleştiriyor. Yani evet. aslında Erdoğan'ın yara almadan siyaseti bitirmesi için Özgür Özel seçildi. Özgür Özel'in şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra gelmesinin sebebi Erdoğan siyaseti bitirirken yara almadan... Hiçbir şekilde yargılanmadan, ona dokunulmadan bir geçişin yapılması için getirildi. Bu çünkü Erdoğan hizmetini çok güzel yaptı. Miadı doluyor. Dolduktan sonra hiç kimse onu yargılamamalı. Küresel efendiler diyorlar ki çok güzel hizmet etti bize. El CHP şimdi senin liderliğin başlıyor. Ekrem İmamoğlu'na biz gaz veriyoruz. Belki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. Biz ona işaret edeceğiz. Ama Erdoğan bize çok hizmet etti. Çok güzel hizmet etti. Sakın onu harcamaya kalkma yoksa bir şey olamazsınız. Sıranız gelirken Erdoğan'ı mümkün olan en yumuşak şekilde siyasetten giderken karşılayacaksınız. Kitlenizi ona göre şekillendireceksiniz. Yumuşak geçişle bu işi bitireceğiz diyor. Anladım.